ver cómo fue el partido. Creo que ha sido un partido muy parecido al que jugamos el otro día, donde volvimos a tener el control. Creo que, exceptuando algunos errores no forzados en salida de balón y también por acumular mucha gente, por ese deseo de hacer gol, nos cogieron la espalda por el sector derecho un par de veces en la primera parte, en la segunda ajustamos. Creo que el dominio fue absoluto. No generamos tantas ocasiones como nos hubiera gustado, es verdad. Tenemos que seguir dándole una vuelta a la manera de atacar el área. Y en una situación, bueno, controlable, llega el penalti, que, como decía ahora, es una situación para mí que la tengo que ver, la tenemos que ver repetida, porque es una situación difícil de entender. El balón ya había pasado y Milo cae sobre el pie del jugador y se concede penalti. Luego, una pena que el gol de Dani fuera en fuera de juego, porque estábamos mereciendo empatar el partido como mínimo. Tenemos que seguir trabajando con la misma intensidad, analizando las cosas que podemos seguir mejorando y venir a por todas al partido de Copa, porque creo que si jugamos así vamos a tener muchas posibilidades de alcanzar la final. Elbette aslında bugün oynadığımız mücadele birkaç gün önce oynadığımız kupa maçından çok farklı olmadı. Top bizdeydi. Ön tarafta oynadık. Gol imkanları, pozisyonları yarattık. Fakat bir türlü gole çeviremedik. Rakibimiz kupa maçında olduğu gibi çok fazla bizi arka tarafta zorlayamadı açıkçası. Birkaç kez kalemize geldi. Bugün de keza öyle oldu. Bir pozisyon arkamıza atılan bir topla kanat tarafından pozisyon penaltı oldu. Elbette bu penaltı pozisyonunu da bir değerlendirmek lazım. Yani oradaki kriteri anlamak lazım. Çünkü top geçiyor. Top geçtikten sonra oyuncumuz Yatabari'nin ayağına bastı orada. Fakat art niyet yok. Top tamamen geçmiş. Yani o pozisyonun dışında kalan bir bölümde olduğu sırada penaltı verildi. Tabii bunu tekrar izlemek, tekrar değerlendirmek lazım. Şimdi çok net konuşmak istemiyorum. Dediğim gibi rakibimiz çok fazla tehlike yaratamadı. İkinci yarıda oyunun kontrolü tamamen bizde olduğunu düşünüyorum. Özellikle Daniel'in pozisyonu var, biliyorsunuz. Daniel Kandeyaş topu ağlara gönderdi, fakat ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı. Bugün de geçen kupa maçında olduğu gibi bugün de bu maçın artıları eksilerini cebimize koyup evimize dönüyoruz. Buradan çıkartacağımız pozitif derslerle buraya tekrar kupa maçına geleceğiz, bildiğiniz üzere. Kupa maçında burada elimizden geleni yapıp turla ayrılmak istiyoruz. Varsa soru alabiliriz. Hayırlı akşamlar.